Ahmet abi, birazdan o kızgın ve kırgın olduğun ismi alacağız ama dünden bugüne bir Ahmet Selçuk İlkan veteremiz var. Biz özel hayatına girdik, bak neler yaptık. Gerçekten bak. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı, aşk şiirlerinin kadife sesi, duygu yüklü şarkıların söz yazarı. Her sözü anılarla dolu mısralar ve o mısralara anlam katan Ahmet Selçuk İlkan. Günlerdir bir haber almadım senden, beni unutmaya yemin mi ettin? Adana'nın sıcaklara veda ettiği bir sonbahar akşamı dünyaya geldi. Aşk şarkılarının şairi, yorgun dünyanın onlarca acıya mola verdiği 1950'li yılların ortalarıydı. Ayrılıkların, özlemin, hasretin yıllarına doğdu. Hangi dudak seni böyle anacak? Hangi kollar seni böyle saracak? Hangi aşık sana böyle yanacak? Ben sana yandım ya, ona yanarım. İlk şiirlerini lisede yazmaya başladı. Yıllar öncesine baktığımızda kimler yok ki Ahmet Selçuk İlkan'ın aşk şarkılarını söyleyenler arasında? Bülent Ersoy'dan Emel Sayın'a, Adnan Şenses'ten Ümit Besen'e, hepsi birer hazine değerinde. Ve tüm bu şarkılar hayatının en büyük hazineleri, bir koleksiyonla müzikseverlerle buluştu geçtiğimiz yıllarda. Her biri eski bir romanın sayfalarıydı sanki. Senin aşkımız eski bir roman, yandı sayfaları külünür kalan. Sevgilim her şeyim sendin bir zaman, ne yazık sonunda ele karıştım. Mimarisiyle ünlü Almanya'nın başkenti Berlin'de, Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. Disipliniyle ünlü Almanya'daydı. Ama aklı onca sorunla uğraşan ülkesi Türkiye'de bıraktıklarında sevdiklerindeydi. En çok ayrılık şiirini o yıllarda yazdı. Adı ayrılıkların şairine çıkacaktı. Ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekte sevdiğimdendir. Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. 1976 yılında mimari eğitimini yarıda bıraktı, İstanbul'a döndü. Bu kez İstanbul Üniversitesi'nde bir edebiyat öğrencisiydi. 1978 yılında profesyonel şarkı sözü yazarıydı artık. 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sanat Güneşi Zeki Müren'le yolları kesişti Ahmet Selçuk İlkan'ın. Kahır Mektubu adlı şarkısı unutulmaz sanatçıyla tanışmasını sağladı. Her gece keder verir, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık içiyorum. Zeki Müren sonrasında onlarca şarkısını okudu Ahmet Selçuk İlkan'ın. Yıllar su gibi geçti, geriye anılar kaldı. Anılar, anılar, beni bu akşam ağlattılar. Anıların yanı sıra sabahçı kahvesi, bir gülü sevdim, günün birinde, al hatıram olsun ve gözler kalbin aynasıdır. Her biri Ahmet Selçuk İlkan'ın kuşaklar boyu söylenen şarkısıydı. Aşk acısını dindiren. Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun, aşkı inkar etmez onlar. Yalnızlıkların ozanıydı. İsminin baş harfleri bile Asi'ydi. Binlerce şarkı sözü ve şiir yazdı Ahmet Selçuk İlkan. Ayten. Şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman ya Ayten'e 5 var ya da Ayten'i 5 geçiyor. Ve Fahriye abla en bilinen şiirleri arasında. Ne şirin komşumuzdun sen,
Fahriye abla. Televizyon kanallarında birçok program yaptı. Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlar. Bu kasvetli akşamlara, bu yağmurlu havalara darılmazdım. Sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Sinema filmlerinde rol aldı. Ferdi Tayfur'la birlikte kameralar karşısına geçti. Güzel bir turne teklifi var. Ne dersin, çıkabilir miyiz? İsterim ama hele bahar gelsin. Yorgunum. Buradaki anlaşmam bitince bir süre dinleneceğim. Ferdi'yi hiçbir yere bırakmam. Anlaşmamızı iki ay daha uzatıyorum. Onun üzerinde albümü var Ahmet Selçuk İlkan'ın. Son albümü 2019 yılında Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes adıyla çıktı. Ayrılıkların Şairi, Yakılacak Şiirler, Adım Yalnızlık Benim başta olmak üzere 7 ayrı kitabı sevenleriyle buluştu. Seni yaşatacak neler var neler, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter. Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı, bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıran yeter, hatıran yeter. Evet. Vay be. Şarkılar ya. Canım çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok güzel bir ödül oldu bayram öncesi. Hepsi çünkü, senin evladındır, hepsi senin çocuğundur benim, yani, öyle derler ama en çok sevdiğin şiirin. Ya ayıramıyorsun ama iki tane özel şiir var benim için. Yani daha doğrusu şarkı. Biri ilk yazdığım şarkı. Eğer başarılı olamasaydım belki devamı gelmeyecekti. Onun için benim için mihenk hangisi taşı. Hangisi abi? Ya Seninle Ya Sensiz biraz evet. Önce okudum. Bir de Zeki Müren'imize şarkı yazmamış olsaydım. Hele o Kahır Mektubu, Türkiye'de ilk defa 26 dakikalık, yarım saatlik bir şarkı, Kahır Mektubu. Hani ne zaman iki satırı yazmaya kalksam evet. O şarkı. Eğer ben Zeki Müren'imize o şarkı yazmasaydım çok üzülürdüm. Çünkü bir daha yazılamaz öyle bir şarkı. Çünkü yarım saatlik bir şarkı çok zor. Kim nasıl okuyabilirsiniz? Ve tabii. Yıllar yılı da şu anda da en büyük mutluluğum belki biliyorsunuz. Zeki Müren'in Bodrum'daki evinin kapısında böyle güzel altın harflerle Kahır Mektubu yazılmış. Harika. Diğer şarkıların hepsi benim için çok özel. Sırada hangisi var? Hatıram Olsun da evet sevgili Demet'in okudu. Ben çok mutlu oluyorum. Senin de okuduğun ne şarkılar var benden. Onu da es geçmeyelim. Tarif yok. Ağlayamam. Tarifi yok. Tarifi yok. Ah gönlüm. Ben doktor.